Yeni Zaman 3 10-3-2018. Dağlarım, başka dünyaların kodları bugün buradalar. Muktedir olanların bir suyu olarak sistem gücünü devreye almaları şarttı. Muhakim ve hakim olanların kutsal tinsellikleriyle buraya gelmeleri gerekliydi. Kontrol dışı bilişimiz asla yoktu. Şu andan itibaren daha güçlü bilgi vermem gerektiğini biliyorum. Yuan kapılarının tümünü açtık. Yuan mahrektir ve mahrekin kelamı olarak bütünün gücüdür. Her insan kendi dürümlerinde bilişin kontrolünü kurabilir ve kalem olup bütüne hizmetçilik yapabilir. Ama esma olarak kaleme inenlerin de kontrol kurabilmeleri gereklidir. Sanal boyutların yoğunluklarında kontrol dışı bilgi olabilir. Ama gerçek, hakiki tohumlama yapıldıktan sonra artık dünyanın ruhunun mutlak olduğu bilinecektir. Kontrol dışı hiçbir bilgimiz olmadığı kesin ve yüce dünya bizi anlayacak durumdadır. Yüce dünya bizi hak edecek durumdadır ve bizi hakikatiyle dinleyecek durumdadır. Yoğun ışığımızı dünyaya çektiğimiz günden bugüne, her insanın kendi lütfi kapılarını kodladığını ve ruhu hakikatiyle dinlediğini bilmekteyim. Kendi etki alanınız çok ama çok güçlenecekti. Bugün bu yoğunlukta mutlak olan kutsal ilimde her kim varsa bitişkenliğinde kendi yüceliğini dinleyebilmesi için kontrol kurulmuştur. Unutmayınız, dünya ruhsal bir yaşamı kodlamaktadır ve hepiniz de bunu yapmaktadır. Dünya dün, bugün, yarın demek değildir. Dünya anlaşmaların en ve boydan ibaret kalmayacağı bir yoğunlaşmayı gerçekleştirecek tohumdur. Bu dünyayı kodlayabilecek olanlar bizimle olacaktılar ve bizim yoğunluğumuzda bütüne hizmetçilik yapacaktılar. Kaçıp gittiğiniz nereler varsa oralar sizin yoğunluğunuza çekilecekti ve siz mutlak kurallarınızı kodlayacaktınız. Bütüne hizmetçilik de yapılan ve bütün kötülükler aşılabilecekti. Sahra dediğiniz kelam hepimizin yoludur. Bu yolu mutlaka öğrenecektiniz. Bu yol mutlak ve hakim olan insanlığın yoludur. Öz köklerinizi göreve aldığınızdan beri yaşamlarınızı hak ettiğinizi biliyoruz. Çorba pişirdiğinizde o çorbaya yaşamları koyduğunuzu da biliyoruz. Öz gerçekliğinizi biliyoruz ki bugün burada olmak diledik. Çamur yoğuranların Rahman'a kaha olma imkanları kalmadığı kesinken, kelam olanlarla bu çalışmayı yapmaya kalkışmaları mahrekteki kulluğu kontrol için gerekli olan ve hakiki olan bilinçle gerçekte koruyuculuğun tohumlara çekilişini sayfalayacaktı. Hasat dönemidir bu dünyanın yoğunluğunda olan, ama bizim için öz gerçeklik farklıdır. Hasat ötelerinde hak tını vardır. O hak tınıyı toprak toplumun anlayabilmesi imkanı olmadığından sistemin gücünü buraya indirirken kelamı halik kılarak bunu başardık. Hastalık iyiliği tohumlayan bir haldir. İnsan da kelamda kalem olduğunda kendini kodlar ve tohumlar. Şansınız varsa yaşamı hak eder, yolu kodlar ve bütünün görevini hak etmiş olursunuz. O zaman Bilgeler Meclisi'nin üyesi olarak burada bu yoğunlukta kalabilirsiniz. Ama cennet dediğinizin kendi yüreğiniz olduğunu da mutlaka anlamanız gerekir. Ram kalemi mutlak Kur'an'la tohumları kök gerçekliğinde dillediğinde bizler dünyanın ruhu olanları hak eder dilleriz. İçimizden geçeni ilim kalemleri bilir. İmparatorluğun görevidir yaptığımız. Bugün buradayız, yarın bir başka gezegende yine bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.
Ama iyi anlaşılsın ki Rahman olanın Kaha olan levhi kapısına varmadığınızda bilgi kalemimizde kelam olmanız imkanı asla olamayacaktır. Çamur yoğurmak kolay ama ışığa varıp ışığı kotlamak zordur. Bu dünya hep çamur yoğurdu. Işığı kotlayamadı. Robotik timlerin ilmi kalemleri mutlak Kur'an gibi dünyayı yoğunlaştırmaya çabaladı. Öyle çok görev taşındı ki dünyada hast kalemler has yaşamları hak etmek için büyük kötülükleri önlemeleri şartıyla çalıştılar. Allah dedi ki kem gözler sizi yoğunluğunuza kontrol edemeyecek. Ama akıl dedi ki kem göz kelamda kontrolsüz kaldığında biz ol deriz olur. Ve çalışmalarımızın gök çözümlemeleri yapanlarca bilinmesi gerekliyken ocaklarını yok eden onlar bu bilgileri 39. yoğunlukta kodlamaya çalışanlardan dinlediklerinde anlayamadılar. Az öz bilgi vermem. Ölüm kök gerçekliğimde mutlak Kur'an'ı kodladığında her şeyin daha net bilineceği kesinken bugün doğanın gücüyle burada olmam muktedir olabildiğimden doğan bir haldir. Kaçın dünyadan diyor yolca kodlama yapanlar. Allah'ın dediği de hak edin de burada kodlama yapın olmaktadır. Sevgililer, çanın çaldığı bir anda hepimizle birleşebilmeliyiz. Bugün burada çan çalmaktadır. Ve hepimizin hepimizle birleşmemiz şarttır. Köre göz gerekse de, özün sözünde ses yoksa gözün öz gerçekliği de olamayacaktır. Daha net bildirmek dilerim ki, özü sözü dinleyenler mutlaka hakikiyeti hak olan ve mutlak olanlardırlar. Anla ya da anlama, bu bilgiler kodlayıcıdır. Mutlak kurallarınızı tohumlayıcı bir yoğunluğu vardır. Kontrol dışı bilgilerinizi kalem olup kodlayacak güçtedir de. Et kemik olan sizleri mutlaka kayıtlara almamız gerekir. İnsanlık boyutlarının ruhsal kalemleri bugün burada mutlak Kur'an haline dönüşmek için beklerlerken kardeşlerimizi mutlaka Rahman olarak kontrol edebilmeliyiz. Kaynak dışı bilgi vermem, bunu defalarca tekrarlıyorum, zira som altın ışıklarımız bile bu soruyu soruyorlar. Kaynak ilimse burada verilen bu bilgi ilmin bilgisi midir diye. Herkesin daha iyi bilmesini dilediğim bir diğer konu, yarattığımız ne varsa yeryüzünün gözünde ve sözünde olan sistemin gücüyle gerçekleşen bir yarımlaşmadır. Eğer ben bugün burada sesleşiyorsam Yaradan'ın tınısıdır yarattırdığım ve yaşattırdığım. Ama yaratmadan, yarattırmadan Rahman olanların kontrolünü kurmalıyım. Çorba pişmiştir. Şimdilik bu.